Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız bugün sizlerle birlikte. Tabii ki öncelikli olarak süper ikiliyi göstermek istiyorum. İkinci dönem yazılı notlarımızı ve ikinci dönem yazılı denemelerimizi. Yazılı notlarının içerisinde sadece biyoloji değil, edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik ve kimya ile ilgili neler karşımıza çıkacak? Sınavda çıkma ihtimali yüksek olan kısımların hatırlatmaları, notları ve akılda kalıcı küçük benzetmeleri karşımıza çıkmış olacak. Yazıllardan önce mutlaka girmeden çantamızdan çıkartıp şöyle bir bakmamız gereken notlar bunlar. Bunun haricinde biliyorsunuz ki ÖSYM örnek yazılları hazırladı, senaryolar belirledi ve bu senaryolara bağlı olarak örnek soruların açıklanmasını da yaptı gençler. Okuldaki yazıllarımız da bu örnek sorulara benzer sorulardan oluşacak. Yazılı denemelerini içerisinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolara birebir uyumlu sorular var gençler. Hem birinci dönemi kapsıyor daha doğrusu hem birinci yazılıları kapsıyor hem de ikinci yazılıları kapsıyor. Yine sadece biyoloji değil edebiyat, matematik, fizik, kimya, coğrafya ve tarih de içerisinde yer alıyor takvimimizi de göstererek sorularımıza geçiyorum gençler. Bugün biyolojiye hazırlık yapacağız. Arkamızdan matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih hazırlıkları gelecek. Sizler de hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak tabii ki hangi konulardan sorumluyuz bunlardan bahsederek başlayalım. Hangi üniteden sorumluyuz? Hücre ünitesinden sorumluyuz gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları ne yapıyorduk? İkiye ayırıyorduk. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot ve ökaryot farkı yazılı da yüzde yüz sorulacak. Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlıları düşündüğümüz zaman genetik materyalleri vardı. Çift zincirli ve halkasal yapıya sahipti. Ökaryot canlılarda ise yine genetik materyal DNA bulunuyor. Çift zincirli fakat iki ucu birleşik değil, helix yapısına sahipti. Yani DNA bulundurmak hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortaktı. RNA bulundurmak da yine prokaryot ve ökaryot canlılarda ortak olarak gerçekleşiyordu. Ribozom organeli de yine prokaryot ve ökaryot canlılarda ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotların prokaryotlardan farkı ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili yani bunlar çekirdekli hücrelerdi. Ne bileyim endoplazmik retikulum olsun ne bileyim golgi olsun ne bileyim koful olsun ne bileyim mitokondri olsun. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı hiçbir şey yoktu. Ortak tek bulunan organel ribozom organeliydi. Ribozom organeli de protein sentezinin gerçekleştirildiği organeldi. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahip. Protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Sonra hücresel yapı bakımından canlıları gruplandırabildiğimiz gibi Hücre sayısı bakımından da canlıları gruplandırabiliyoruz. Bizim 6 tane alemimiz vardı. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protistler alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi, hayvanlar alemi dediğimiz alemler. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli. Arkeler alemindeki canlıların da tamamı tek hücrelidir. Protist alemine baktığımız zaman tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Mantarlar alemine geldiğimiz zaman tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Hayvanlar alemindeki canlıların yine tamamı çok hücrelidir. Gençler, o zaman Şurasının ne olduğunu söyledim, prokaryot hücre yapısına sahip alemler olduğunu söyledim. Şurası da ökaryot hücre yapısına sahip alemlerde, prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebiliyorum. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir veya tamamı tek hücrelidir diyemiyorum. Unutmayın. Sonra neden bahsetmiştik? Ökaryot hücrelerin 3 tane ana kısımdan meydana geldiğinden bahsetmiştik. İçten dışa doğru gidecek olursak mesela merkezde ne vardı? Çekirdek dediğimiz kısım vardı. Şurada kalan kısma stoplazma ismini veriyorduk. Yani çekirdek zarı ile hücre zarı arasında kalan kısmın tamamına stoplazma diyorduk. En dış kısım ise bizim için hücre zarı dediğimiz kısımdı. Stoplazma dediğimiz kısmı yani çekirdek zarı ile hücre zarı arasında kalan kısma baktığımız zaman... ...tabii ki burada su, mineral, organik, inorganik maddelerden oluşan bir sıvı kısım var. Sıvı kısma sitozol ismini veriyoruz. Bir de belirli e, belirli görevleri yapmak üzere özelleşmiş yapılar var burada... Bunlara da organel ismini veriyoruz gençler. Hücre iskeleti elemanları da yine stoplazmanın içerisine yer alacak. Mikrofilamentler, arafilamentler, mikrotübül adını verdiğimiz hücre iskeleti elemanları bulunuyor. Devam ediyorum. Hücredeki bulunan organelleri de zar durumlarına göre gruplandırabiliyoruz zarsız organellerimiz var, tek zarlı organellerimiz, bir de çift zarlı organellerimiz var. Zarsız organeller dediğimiz zaman ribozom ve sentrozomdan bahsediyoruz. Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği prokaryot ve ökaryotlarda bulunan en küçük organel de Sitoplazmada serbest halde bulunabildiği gibi başka organellerin içinde veya üzerinde de bulunabiliyordu. Sentrozom dediğimiz zaman özellikle hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin üretiminden sorumlu organeldi. Tek zarlı organellerimiz endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemiydi. En önemli görevi tabii ki madde taşınmasını sağlamış olacaktı. Hatta çekirdek zarının oluşumunu da endoplazmik retikulum sağlıyordu. Golgi aygıtı endoplazmik retikulumdan bir parça koptuğu zaman Golgi meydana geldi. Golgi de salgılama ve paketleme işinden sorumluydu. Koful dediğimiz zaman madde depolama, besin alındığı zaman besinin etrafı bir zarla çevriliyor ya mesela o zaman da besin kofulu oluşuyor. Yani koful çeşitleri fazla fazlaydı. Kontraktil kofulu unutmuyorsun. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda hücre içine giren fazla suyun dışarıya atılmasını sağlayan kontraktil kofuldu. Aslında bu tatlı sularda yaşayan tek hücrelerle de kastettiğim şey amip, öglana ve paramesyumdu. Peroksizom dediğimiz zaman bitki ve hayvan hücrelerinde devamlı zehirli maddeler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu zehirli maddeleri de tabii ki zehirsiz hale getirmemiz gerekiyor. İçerisinde zehirli maddeleri zehirsiz hale getirecek enzimler bulunduran organele peroksizom diyorduk. Lizozom ise hücre içi sindirimden sorumlu organeldi. İçerisinde bulunan sindirim enzimleri sayesinde büyük moleküllerin küçük moleküllere dönüşmesini sağlıyordu. Mitokondri oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde bu tepkimelerin gerçekleştiği organelde çift zarlıydı. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu da bulunuyordu unutmayın. Plastitler ise kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere üçe ayrılıyordu. Plastitler de fotosentez yapan ökaryotlarda bulunacak yani bitkilerde yani alglerde bulunabilecek. Kloroplastlar içerdikleri klorofil pigmenti sayesinde fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Kloroplastlar da çift zarlı, baktığım zaman onların da kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olduğunu görüyorum. Oksijenli solunum tepkime denklemiyle fotosentezin tepkime denklemi birbirine ters. Mesela hemen yapalım sizle birlikte. Çek nefesi içeriye yaptığın zaman ne yaptım? Oksijeni aldım, besinle yaktım. Dışarıya da yaptığım zaman ne çıktı? Hocam karbondioksit çıktı, bir de su açığa çıktı. Bu neyin tepkime denklemi? Oksijenli solunumun. Fotosentez ise bunun tam tersi. Bitkiler karbondioksit ve suyu kullanıyorlar, besin ve oksijen açığa çıkartıyorlar. Mitokondri ve kloroplast birbirine ters olayları gerçekleştirip İkisi de çift zarlı, ikisinin de kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var yani ortaklıkları fazla, o yüzden de karşılaştırma sorusu mutlaka yazılı da gelecektir. Dikkat edin. Bitkiler sadece yeşil renklime hayır hocam. Mesela domates kırmızı renkli, limon sarı renkli, havuç turuncu renkli. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan da pigmentler var. Bunlar fotosentez yapmıyorlar ama fotosenteze yardımcı oluyorlar. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri bulunduran organele de kromoplast ismi veriliyor. Lökoplastlara da bakacak olursak bitkinin ışık görmeyen yerlerinde yani aslında toprak altı kısımlarında, köklerinde bulunan organelden bahsediyoruz. Madde depolanması işini gerçekleştirecek lökoplastlar da renksiz plastitlerdir. Buradan biraz da hücre zarının yapısına geçiş yapalım. Hücre zarını düşündüğümüz zaman aslında şuradaki parçanın büyütülmüş haliydi. Buradaki şekil gençler. Çift sıralı fosfolipid tabakasından meydana geliyordu. Arada protein kanallar vardı. Proteinler bazen yüzeysel olarak da bulunabiliyordu. Yapıda bir de karbonhidratlar vardı. Karbonhidratlar ya lipitlere bağlı olarak bulunacak ya da proteinlere bağlı olarak bulunacaklardı. Hücre zarının şekline baktım. Yapısında fosfolipitler var, proteinler var, aynı zamanda karbonhidratlar var. Karbonhidratlar doğrudan lipite bağlıysa glikolipit ismini veriyoruz. Doğrudan proteine bağlıysa glikoprotein ismini veriyoruz. Dediğim gibi karbonhidratlar asla tek başına bulunamıyorlardı. Şekil bizi yanıltmasın. Hücre zarının yapısında en çok hangi molekül bulunacak? Protein bulunacak. Proteinlerden sonra lipitler gelecek. Lipitlerden sonra da karbonhidratlar gelecek. Sanki şöyle şekle baktığımız zaman en çok fosfolipitler varmış gibi görünüyor ama en çok bulunan şey proteinlerdir gençler arkasında fosfolipitler gelecek en az bulunan da karbonhidratlardır. Karbonhidratlar en az miktarda bulunuyor ama hücrenin özgürlüğünü sağlıyorlar. Yani hangi madde girsin hangi madde girmesin emir algılansın bu hormon bana geldi yok bu hormon bana gelmedi gibi olayların algılanmasını sağlayanlar karbonhidrat türevi moleküllerdir. Bir de hücre zarının yapısında kolesterol bulunur. Kolesterol de dayanıklılığı sağlar. O zaman yapısında fosfolipit, protein ve karbonhidrat bulunur diyeceğiz. Hücre zarı seçici geçirgen veya yarı geçirgen özelliktedir. Bu ne demek? Bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyor gençler. Dinamik bir yapıya, saydam bir yapıya, esnek bir yapıya sahip su aldığı zaman hücre şişebiliyor veya büzüşebiliyor. Hücreyi dışarıdaki etkilere karşı koruyor, toplazmanın dağılmasını da tabii ki engellemiş oluyor. Hücre zarından madde alışverişine de bakacak olursak, hücre zarındaki deliklerden, protein kanallardan sadece küçük moleküller geçebilir. Küçükle kastettiğimiz şey ne? Birinci ünitede öğrendiğimiz inorganik maddeler su, asit, baz, tuz, mineraller küçüktür. Karbonhidratların monosakkaritleri, yağların yağ asidi ve gliserolleri, proteinlerin de amino asitleri küçük moleküllerdi unutmayın. Küçük molekülleri çok oldukları yerden az oldukları yere ATP harcamadan taşıyorsam buna ne diyorduk? Pasif taşıma diyorduk. Ben odanın burasında parfüm suksam bir süre sonra parfüm kokusu odanın diğer kısımlarına da yayılır. Havada koku molekülleri ATP harcamadan çok oldukları yerden az oldukları yere gidebildiğine göre hücrede de küçük moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere giderken enerji harcanmasına gerek yok. Basit difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonun arasındaki fark ne? Yine küçükler, yine çoktan aza, yine ATP harcanmayacak. Hücre zarının yapısında bulunan şu fosfolipitlerin arasından akıtarak geçişi sağlıyorsak buna basit difüzyon ismi veriliyor. Protein kanallardan geçiş sağlanıyorsa kolaylaştırılmış difüzyon ismi veriliyor. Ozmoz ne demek? Ozmoz da suyun difüzyonu demek. Suyun çok yoğun olduğu yerden daha doğrusu suyun çok olduğu yerden miktar olarak bahsediyoruz. Su çok fazla olacak. Çok olduğu yerden az olduğu yere geçiş yapmasına deniyor. Aktif taşıma ne? Artık moleküller yine küçük ama az oldukları yerden çok oldukları yere doğru taşınıyorlar ne yapılması lazım bu iş için ATP harcanması gerekiyor. Mesela benim şöyle bir kabım olsun içerisinde de bir tane hücrem olsun. Hücrenin içerisinde 100 tane glikoz molekülü var. Glikoz hücre zarından geçebilir. Ortamda bulunan kaba baktığım zaman da 20 tane glikoz olduğunu görüyorum. Glikozlar hücreden dışarıya doğru çıkarken enerji harcamaya gerek yok. Ne ile çıkacaklar? Çoktan aza gidiyorlar. Pasif taşımayla taşınmış olacaklar. Ne zamana kadar? İki taraf birbiriyle eşit oluncaya kadar. İki taraf kaçta eşitleniyor? 122'ye böldüm. 60-60 glikoz olduğu zaman eşitleniyor. İki taraf eşit olduğunda veya azdan çoğa doğru taşıma olduğunda ise ne yapmak gerekiyor? Aktif taşıma yapmak gerekiyor. Durum bu şekildeyken ben deseydim ki hücre dışarıda bulunan glikoz moleküllerini almaktadır. Hücrenin içerisinde 100 tane glikoz var dışarıda 20 tane glikoz var içeriye alıyorsa azdan çoğa alıyordur. Bunun için ATP harcamak zorunda. Büyük moleküller de tabii ki hücrenin içerisine alınabiliyor. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir molekülün hücre içine alınmasına endositoz ismini veriyoruz. Hücre dışına atılmasına ise egzostoz ismini veriyoruz. Eğer hücre içine aldığım şey katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinositoz olarak isimlendiriliyoruz. Tabii ki büyük molekülleri hücre içine alırken enerji harcanacak veya büyük molekülleri hücre dışına atarken enerji harcanacak, ATP harcanacak gençler. Devam ediyorum. Son olarak neyi öğrendik bu ünitede? Bilimsel yöntem basamaklarını öğrendik. Bilimsel bir çalışma yaptığımız zaman izlenmesi gereken basamaklardan bahsetmiştik. Ne yapılacaktı? Öncelikli olarak gözlemler yapılacak, veriler toplanacaktı. Gözlemler yapılıp veriler toplandıktan sonra biz artık problemimizi tespit edecektik. Problemimize bağlı olarak bir hipotez oluşturacaktık hipotezimeze dayalı, eğerle başlayan, iseyle devam eden, dırla biten tahminlerde bulunuyorduk. Sonra tahminlerimizi tabii ki neyle deneyecektik? Kontrollü deneyler yaparak deneyecektik. Kontrollü deneyler yaptık. Kontrollü deneylerimiz bize dedi ki senin hipotezin doğru. Yaptığın çalışmalar hipotezini destekliyor. Sonuçlar eğer hipotezimi desteklerse deneylerin tekrarlanması, sonuçların kontrol edilmesi söz konusu oluyor. Benim hipotezim artık ne haline geliyor? Gerçek haline geliyor. Ama ikinci bir aşama da var. Sonuçlar değerlendirilebilir, kontrollü deneyler yapılabilir. Kontrollü deneyler benim hipotezimi desteklemeyebilir. Yaptığım hipotez yanlış olabilir. O zaman ta en başa kadar gitmiyorum. Nereye kadar gidiyorum? Hipoteze kadar gidiyorum. Hipotezimizi değiştiriyoruz. Gençler çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan da hemen sorularıma geçiş yapıyorum. İlk soru karşıma çıktı. Yanda hücre zarının şekli verilmiştir. Buna göre hücre zarında numaralandırılmış kısımların adlarını yazınız diyor. Şimdi bir numarayla gösterdiği kısım tabii ki bizim için nedir gençler? Fosfolipid tabakası dediğimiz tabakadır. Fosfolipid tabakası çift sıralı olarak hücre zarının yapısında bulunuyordu. 2 ile gösterdiği hücre zarının yapısında bulunan kolesterol molekülüdür. Kolesterol molekülü de hücre zarına tabii ki dayanıklılık, esneklik sağlamış oluyordu. Üçe bakıyorum. Üçle gösterilen kısım tabii ki protein kanallar olacak. Madde taşınmasında burada boydan boya uzanan protein kanallar görev yapıyordu. Geldim dörtle gösterilen kısma. Dörtle gösterilen kısım karbonhidrattır. Şekle baktığım zaman lipite bağlı bir karbonhidrat görüyorum. O zaman dörtle gösterilen kısmında gliko lipid olduğunu söyleyebilirim. 5 ile gösterilen kısım da yine karbonhidratı gösteriyor ama bu sefer karbonhidrat nereye bağlanmış? Proteine bağlanmış. O zaman 5 ile gösterilen kısım glikoprotein dediğimiz kısım olacak. Devam ediyorum. Hücre zarının özgünlüğünü sağlayan kısımları yazınız diyor. Hücre zarının özgünlüğünü sağlayan şey hücre zarının yapısında bulunan karbonhidrat türevi moleküllerdir. Yani kimden bahsediyorum? Glikozla lipitler bir araya geldiği zaman kim meydana geliyordu? Glikolipitler meydana geliyordu. Proteinle glikoz bir araya geldiği zaman da glikoprotein dediğimiz moleküller meydana geliyordu. Bunlar hücrenin özgürlüğünü sağlar. Mesela bir yerden hormon salgılanıyor tüm vücuda tüm vücutta geziyor ama belli bir noktada etki gösteriyor. Oranın onu tanıması içeriye alması neyin sayesinde gerçekleşiyor? Bu karbonhidrat türevi moleküller sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Birinci ve ikinci şekilde gösterilen hücre tiplerinin ortak olan hücre kısımlarını yazınız. Şimdi ben baktığım zaman birinci şekil bakteri şekli aslında neden bahsediyor? Bir de gösterilen şekil prokaryot bir canlıya ait bir şekildir. İkinci şekle baktığımız zaman hayvan hücresi şekli çizmişler. Tabii ki bu da ökaryot hücre yapısına sahip bir örnek olacak. Birinci ve ikinci şekilde gösterilen hücre tiplerinin ortak olarak kısımlarından bahsedecek olursak tabii ki en dışarıda hücre zarı bulundurmak prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortaktır. Yine sitoplazma dediğimiz organellerin sıvıların bulunduğu kısım ortak olacak. Genetik materyal DNA aynı zamanda RNA da ortak olarak bulunuyordu. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortaktı. Okuldaki yazılda şöyle de sorabilir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan yapı ve organelleri yazınız diyebilir. Cevap yine aynı şekilde olacak. Bir ve ikinci şekilde gösterilen hücre tiplerinde ortak olarak bulunan organellerin görevlerini yazınız. Ortak olarak bulunan organel ribozom organelidir gençler. Ribozom organelinin görevine bakacak olursak da tabii ki protein sentezini gerçekleştirmek ribozom organelinin görevidir. Bakıyorum yine organel sorusu karşıma çıktı. Aşağıda şekilleri verilen yapı ve organellerin görevlerini yazınız. Daha doğrusu zar yapısını, hangi hücrede olduklarını ve görevlerini yazmamızı istemişler. Şimdi A ile gösterilen şekle bakıyorum. Nerede bulunacak? Hangi organelden bahsediyoruz? Mitokondri organelinden bahsediyoruz zar yapısını yazacak olursan çift zarlı bir organel de onu da yanına yazdım. Hangi hücrede bulunacak? Çift zarlı bir organelin tabii ki ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunması lazım. Ökaryot olup da oksijenli solunum yapabilen hücrelerde bulunacak. Buradaki organellere baktığım zaman da endoplazmik retikulum olduğunu görüyorum. Hemen onu da yazıyorum. Endoplazmik retikulumu kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Unutmayın üzerinde ribozom bulunanlara granüllü endoplazmik retikulum bulunmayanlara ise düz endoplazmik retikulum ismini veriyorduk. E zar yapısına bakacak olursak tabii ki tek zarlı bir organelden bahsediyorduk çok fazla görevleri var. Madde taşınmasını sağlar, hücreye mekanik desteklik sağlar, asidik bazik tepkimelerin birbirinden farklı kısımlarda gerçekleşmesini sağlar. Hücresel yapı bakımından da baktığımızda tabii ki ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda bulunacak. Hemen bunun görevini de yazayım gençler. Oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlar. Burada da madde taşınmasını sağlar diye notumuzu alabiliriz en genel görevini söyleyecek olursak. Şuradaki yapıya baktığımız zaman kimden bahsediyor? Sentriyollerden, sentrozom organelinden bahsediyor. Sentrozom organeli zarsız bir organeldir. Zarsız diye prokaryotlarda bulunmayacak tabii ki ökaryotlarda bulunacak gençler. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde yoktu unutmayın. İlkel bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde bulunacak. Ne yapacak? Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği üretimini gerçekleştirecekti. Onu da hemen not alalım. Buraya baktığım zaman D ile gösterilen organel tabii ki kloroplast organeliydi kloroplast organel de mitokondri gibi çift zarlı bir organeldi. E çift zarlı bir organel olduğuna göre kimlerde bulunacak? Fotosentez yapan ökaryotlarda bulunacak. Yaptığı işte fotosentez tepkimeleri yani güneş enerjisini kullanarak besin üretimidir diyeceğiz. Devam ediyorum. E ile gösterdiğimiz şeklede bakacak olursak Kimden bahsediyoruz? Lizozom organelinden bahsediyoruz. Lizozom organeli de tek zarlı bir organeldi. E, tek zarlı olduğuna göre zaten ökaryotlarda bulunabilinecek. Görevi de neydi? Hücre içi sindirimdi gençler. Hücrenin içerisine alınan büyük moleküllerin parçalanmasında lizozom organeli görev yapardı. Bazen hücrelerde bulunan lizozom organeli patlar, hücre kendi kendini sindirirdi. Bu olaya da otoliz ismini veriyorduk. Buraya baktığımız zaman endoplazmik retikulumdan bir parça kopmuş, kim meydana gelmiş? Golgi organeli dediğimiz organel meydana gelmiş. Kendisi tabii ki tek zarlı bir organeldir. Kimlerde bulunur? Ökaryotlarda bulunur. Golgi deyince de aklıma hemen salgı ve paketleme işleri gelecek. Genellikle bir yere bir salgı gönderilecekse, küçük moleküller birleştirilip büyük bir moleküle dönüştürülecekse bu işlerde Golgi organeli görev yapıyor gençler. Salgı yapan hücrelerde mesela tükürük bezlerinde, süt bezlerinde Golgi miktarı fazladır. Burada gösterilen yapı ise tabii ki çekirdektir hemen çekirdeğin olduğunu da yazmış olayım. E, çekirdeğe baktığımız zaman da çift zarlı bir organel. Şöyle dışarıdaki çekirdek zarı çift zarlı olduğu için aslında organel demek doğru değil çekirdeğe. Çift zarlı yapıdadır diye yazmak doğru olan Baktığımız zaman prokaryotların çekirdeği yok ki ökaryotlarda bulunacak görevi de tabii ki hücrenin yönetimi olacak. Hücrelerde çekirdek kontrolü olmadan önemli işlerin gerçekleştirilmesi mesela hücre bölünmesi gibi olayların gerçekleşmesi söz konusu değildir. Devam ediyorum. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan yapıları yazınız demiş. Yapı ve organelleri yazınız demişiz. Ortak olarak bulunmayan yapı ve organelleri yazınız demişiz. Şimdi şekillere bakayım. Bazen şekillerinde hangisinin hangi hücreye ait olduğunu bilmemizi istiyor. Şurada baktığımız zaman bunun ne şekli olduğunu görüyoruz. Altına yazayım. Hayvan hücresine ait bir şekil olacak. Buradaki şekil ise bitki hücresine ait olacak. En başta gördüğümüz fark bitki hücrelerinde hücre zarının dışında hücre duvarı dediğimiz yapı varken bunlar da hücre duvarından bahsetmemiş mümkün değil. O zaman ortak olanlara bakalım. Şimdi ortak olanlardan birincisi hücre zarı dediğimiz kısım tabii ki ikisinde de ortak olarak bulunuyor. Hücre zarının haricinde ribozom organeli zaten tüm canlılarda var. Bitki ve hayvanlarda da bulunması çok normal. Endoplazmik retikulum da hem bitkilerde hem hayvanlarda bulunuyor. Endoplazmik retikulumdan kopan Golgi'nin de yine bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak bulunduğunu görüyoruz gençler. Golgi'den sonra başka hangilerini yazabiliriz? Mesela kimden bahsedebiliriz? mitokondriden bahsedebiliriz. Mitokondri organeli de yine prokaryot, daha doğrusu prokaryotlarda bulunmaz. Oksijenli solunum yapan ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Hücre iskeleti elemanları dediğimiz elemanlar da yine bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunacak elemanları yazmış olayım. Ortak olarak bulunmayan yapı ve organelleri yazacak olursak bir kere bitki hücrelerinde ne var? Hemen yazdım. Kloroplast var, plastitler var. Bunlar fotosentez yapıyor. Hayvanlarda bunlardan bahsetmemiz mümkün değil. Bunun haricinde bitki hücrelerinde hücre zarının dışında hücre duvarı dediğimiz yapıda söz konusu oluyor. Hayvan hücrelerinde ise bitki hücrelerinden farklı olarak sentrozom dediğimiz organel var. Hücre bölünme sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyor. Bir de baktığımızda lizozom dediğimiz hücre için sindirimden sorumlu organel gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde yok ama hayvan hücrelerinde var diyeceğiz. Devam ediyorum. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplandırınız demişiz. Şimdi tabloda ne vardı? Pasif taşıma, aktif taşıma, pasif taşıma gruplara ayrılmış, difüzyon ve ozmoz olarak. Difüzyonu da kendi içerisine basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak ikiye ayırmıştık. Ozmoz da aslında suyun difüzyonuydu. Şuranın üstünü yazacak olursak aslında bu taraf neydi? Küçük moleküllerin taşınması. Bu taraf ise hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin taşınmasıydı. Pasif taşımada molekülleri çok oldukları yerden az oldukları yere ATP harcamadan taşıyordum. Aktif taşımada ise az oldukları yerden çok oldukları yere ATP harcayarak taşıyordum. Endositoz hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir şeyin hücre içine alınması Exostoz ise dışarıya atılmasıydı. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplandırınız diye sormuşuz. Azdan çoğa doğru küçük moleküllerin taşınma şekillerini yazınız. Nereden gideceğim? Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru gideceğim. Az olduğu yerden çok olduğu yere doğru gönderebilmem için enerji harcamam lazım. Bu moleküller de küçük moleküllerse tabii ki iş aktif taşıma şeklinde olacak gençler. Aktif taşımayı karşısına yazdım veya aktif taşımayı temsil eden dördü karşısına koydum. Enerji harcanan taşınma şekillerini yazınız. He. Bir kere aktif taşımada enerji harcanıyor. Bunun haricinde büyük moleküllerin hangisinin taşınması olursa olsun mutlaka enerji harcanacak. O zaman 4'ü enerji harcandığı için aktif taşımayı yazdım. Endostoz ve egzostoz olayları sırasında da enerji harcanır. O yüzden devam ediyorum. 5, 6 ve 7'yi de yazdım. 2 ve 4 numaralı geçişlerin ortak ve farklı özelliklerini yazınız diyor. 2 ve 4 numaralı geçişlere baktığımız zaman... Biri aktif taşıma, diğeri ise kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz difüzyondur. O zaman şöyle bir ortaklıklarını yazacak olursak ikisinde kimin taşınmasını sağlıyor? Küçük moleküllerin taşınmasını sağlar diye yazabilirim. Moleküllerin taşınmasını sağlar, taşınmasını sağlar. Bir de ikisinde ortak olarak görülen şey İkisinde de taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Taşıyıcı proteinler görev yapar diye ortaklık iki tane yazabiliriz. Hemen geldiğim zaman aradaki farklara farklar dediğimiz zaman iki numaralı da geçiş nasıl oluyor gençler kolaylaştırılmış difüzyonda. Moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşınıyorlar. 4 numaralı geçişte ise moleküller az yoğunluğa sahip oldukları yerden çok yoğunluğa sahip olduğu yere doğru taşınmış oluyorlar. 2 numaralı olay ATP harcanmadan gerçekleşiyor. 4 numaralı olay aktif taşımadır tabii ki ATP harcanarak gerçekleşen bir olaydır deyip farklarını da yazabiliriz. 5 ve 7 numaralı olayların farkını yazmamızı istemiş. 5 numaralı olay fagositozdur. 7 numaralı olay ise egzostoz dediğimiz olay. Şimdi ikisinin farklarını yazacak olursak biri 5 içeri büyük molekül alınmasını sağlıyor. İçeri büyük molekül alınmasıdır diyebilirim. 7'ye bakacak olursak orada ise ne yapılınıyor? Dışarı büyük moleküller, büyük moleküller atılıyor gençler. Yani taşınma yönleri birbirinden farklı. Bunun haricinde içeriye büyük bir şeyi aldığımız zaman zar yüzeyini ne yapıyorduk? Hücre zar yüzeyinin bir parçası içeriye kopuyordu. Hücre zar yüzeyi küçülür diye notumu alabilirim. Egzostoz dediğimiz olay sırasında ise zar yüzeyi, hücre zarının zar yüzeyi tabii ki parça birleştiği için büyümüş oluyordu. Devam edelim diğer bir sorumuzla. Özdeş 3 farklı hücrenin bırakıldıkları ortamlarda hücrelerde meydana gelen değişimler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ortamların yoğunluklarını çoktan azo doğru sıralayınız diyor. Biz 3 çeşit çözelti öğrenmiştik. Bunlardan birincisi hipertonik çözelti dediğimiz çözeltiydi. Hipertonik çözeltilerde ne oluyordu? hipertonik çözelti çözelti hiper o zaman çözeltinin yoğunluğu ne diyorduk büyüktür buraya bıraktığım hücrenin yoğunluğundan sonra bir de hipotonik çözeltiden bahsetmiştik hipotonik çözeltilerde ise çözelti hipo durumda yani küçük durumdaydı Çözeltilerin yoğunluğu buraya bırakılan hücrelerin yoğunluğundan daha küçük oluyordu. İzotonik çözeltilerimizde ise iki taraf birbirine eşitti. Yani ortamla hücrenin yoğunluk farkı söz konusu değildi. Buraya bakalım hemen şuradan bir tane kalem alıp göstereyim. Benim hücrem varmış. Hücrem bir numaralı ortama bırakıldığı zaman büzüşmüş. Büzüşmesi için su kaybetmiş olması lazım. O zaman dışarıya ne yapmış? Su çıkışı söz konusu olmuş. Hücreden dışarıya su çıkıyorsa o zaman çözeltideki su miktarı azmış. Hücredeki su miktarı fazlaymış. O zaman çözelti daha yoğunmuş hücremiz daha az yoğunmuş gençler. Bir numaralı da büzüşme su kaybı söz konusu olduğuna göre bir numaralı çözeltiye ne diyebiliriz? Hemen yapıştırdım. Hipertonik çözeltidir hocam diyeceksiniz. Hipertonik çözelti diye yazdım. İki numaraya baktığım zaman herhangi bir değişim söz konusu olmamış. O zaman bu kendisiyle aynı eş yoğunlukta bir ortama bırakılmış. Su giriş çıkışı söz konusu olabilir ama 2 ile gösterdiğimiz ortam tabii ki nasıl bir ortamdır? İzotonik bir ortamdır. İzotonik bir çözeltidir diyeceğiz. 3 ile baktığım ortamda ise hücre su almış, şişmiş. Hücre su alıp şiştiğine göre hücrenin içerisine Ortamdan su girişi olmuş o zaman hücremizin yoğunluğu daha fazlaymış suyu azmış dışarıdan su girişi olmuş. Üçüncü çözelti ise bizim için hipotonik çözelti dediğimiz çözeltimiz olacak gençler. Bizden neyi istemiş bunların yoğunluklarını çoktan aza doğru dizmemizi istemiş en yoğun olan tabii ki hipertonik çözeltidir. Arkasından izotonik çözelti gelecek. En sona ise tabii ki hipotonik çözeltimiz gelecek. Yani yoğunluk farkı bakımından bir büyüktür, ikiden o da büyüktür, üçten diye yazabiliriz. Devam ediyorum. Difüzyon hızını etkileyen faktörleri istemiş. Difüzyon ne demekti? Küçük moleküller onu hatırlatayım size şuraya. Küçük moleküller nereden nereye taşınacaklardı? Çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşınacaklardı. Bu olay sırasında ATP harcanmayacaktı. Kendi içinde de ikiye ayırmıştık. Bizim bir basit difüzyon dediğimiz difüzyonumuz vardı basit düfüzyonda taşınım o yağ moleküllerinin arasından gerçekleşiyordu. Kolaylaştırılmış düfüzyonda ise protein kanallar yardımıyla taşınım söz konusu oluyordu ama yine ATP harcanmıyordu. O zaman difüzyon hızını etkileyen faktörlere bakacak olursak birincisi ne diyebiliriz? Sıcaklık diyebiliriz gençler. Sıcaklığın belli bir değere kadar artması difüzyon hızını aslında arttırır. Belirli bir değere kadar diyeyim. değere kadar artması iyi bir şeydir. Neden? Bu olay sırasında ATP harcanmıyor. Moleküller kendi kinetik enerjileriyle hareket ediyorlar ya. Sıcaklık arttığı zaman moleküllerin kinetik enerjisi de artar. Haliyle difüzyon hızı artmış olur gençler. Ama sıcaklığın belli bir değerin üzerine çıkması tabii ki moleküllerin yapısını da bozabilir. O yüzden belli bir değere kadarı söyledik. Bunun haricinde neyi söyleyebiliriz? Por sayısından bahsedebiliriz. Por sayısı derken de aslında madde taşınmasının sağlandığı deliklerden bahsediyoruz. Por sayısı ne kadar fazlaysa veya por çapı ne kadar büyükse o kadar hızlı taşınım gerçekleşebilir diyebiliriz. Bunun haricinde taşınan molekülün büyüklüğü de bizim için önemlidir. Tabii ki küçük moleküller büyük moleküllerden önce geçecek. Hadi hoca derse ki geçebilenlerin geçiş önceliğini verin. Şimdi hücre zarındaki deliklerden, porlardan sadece küçük moleküller geçebiliyordu. Unutmayın. Bu geçebilenlerin de kendi içerisinde geçiş önceliği var. Mesela kapıya dayandı sıvı, katı, gaz. Kim önce geçecek? Hocam gazlar sıvılardan önce geçer, sıvılar katılardan önce geçer diyoruz. Sonra geçebilenlerin içerisinde de küçük moleküller tabii ki büyük moleküllerden önce geçecek. Kastım ne? Mesela klor tabii ki küçük hücre zarından geçebilen bir şey. Glikoz C6H12O6 o da hücre zarından geçebilen bir şey. Yani parçalanmaya ihtiyacı yok. İkisi kapıya dayandığı zaman klor glikozdan önce geçer. Küçük olan büyük olandan önce geçer. Kapıya dayandık. Birimiz nötr yüklü, birimiz eksi yüklü, birimiz artı yüklüyüz. Yüksüz moleküller yüklülerden önce geçer. Yüklüler arasında kalacaksam da eksiler artılardan önce geçerdi gençler. Sonra yağda çözünenler yağda çözünenler önce geçer. A, D, E, K vitamini de hücre zarından geçebilir. B ve C vitamini de hücre zarından doğrudan geçebilir. Adek yağda çözünen vitaminlerdir. BC ise suda çözünen vitaminlerdir. İkisini kendi içerisine kıyas yapacak olursak yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlerden çok daha önce geçmiş olacaklar. Devam ediyorum bir tane test sorumuzla. Yandaki grafikte bir bitki hücresindeki ozmotik basıncın zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Ozmotik basınç neydi? Su alma isteği. Bu bir bitki hücresiymiş. Mesela bitki hücresini şöyle hayal edecek olursak bu K ortamında ozmotik basıncında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Demek ki K ortamı kendisiyle izotonik. Baktığım zaman L ortamında ozmotik basıncı yani su alma isteği azalmış. Su alma isteğinin azalması için bu hücrenin aşırı derecede ne yapması lazım? Su alıp şişmesi lazım. O zaman bunun böyle iyice çepere doğru dayanmış olması lazım. M'de ise tekrardan eski haline gelmiş. Yani K'daki halini çizmem lazım. N'de ise az Ozmotik basıncı yani su alma isteği arttığına göre demek ki bu çok su kaybetmiş, büzüşmüştür diyeceğiz. Gençler sorumuza bu şekilde bakacağız. Bitki hücresi olduğu ve çeperi olduğu için mesela hayvan hücresi olsaydı şöyle çizerdim. Derdim ki bu bir hücre, L ortamında ozmotik basıncı azalmış yani bu şişmiş. M'de tekrar eski haline gelmiş. N'de de iyice büzüşmüş diye gösterebilirdim. Bitki hücresi olduğu için çeperi var. Çeper büzüşmez ya da genişlemez. Ama zarında değişiklik tabii ki meydana geliyor. Grafiğe göre L zaman araları, aralığındaki kofullarındaki su miktarı artmıştır diyor. L'de su alıp şiştiğine göre kofullarındaki su miktarı tabii ki artmıştır diyebiliriz. K zaman aralığında hücre ile bulunduğu ortam arasında madde alışverişi gerçekleşmemiştir. Burada önemli olan düşmemeniz gereken bir kısım var. K ortamı izotonik ortamdır. İzotonik ortamda bulunan hücrenin ozmotik basıncında, turgor basıncında, emme kuvvetinde bir değişiklik olmaz. Ama eşit miktarda madde alışverişi söz konusu olabilir. Yani içeriye giren kadar su dışarıya çıkabilir. M zaman aralığında plazmoliz, N zaman ar aralığında deplazmoliz meydana gelmiştir diyor. Plazmoliz dediğin şey hücrenin su kaybedip büzüşmesiydi. M'de tam tersine su kaybetmiş ama eski haline gelmiş büzüşme söz konusu değil. N'de ise deplazmoliz söz konusu değil gençler. Yapılabiliri sorduğu için cevabımız yalnız bir oldu. Uygun koşullarda hazırlanan yukarıdaki deney düzeneğinde bir süre sonra olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. Soruya bakmadan yukarıya bakabilirim. %20'lik sükroz çözeltisi koymuş. Sükroz disakkarittir glikoz artı fruktoz yani hücre zarından geçemez. %30'luk nişasta çözeltisi nişasta polisakkarittir hücre zarından geçemez. Ha, nişastayı hidrolize eden enzimi koymuş. O zaman nişasta burada parçalanabilir. Bakıyorum A kabındaki sükrozu parçalayan bir şey yok. O zaman A kabında sükroz durmaya devam edecek gençler. Sonra enzim nişastayı parçalamaya başlayacak. Enzim nişastayı parçaladığı zaman glikozlar açığa çıkacak. Glikozların bir kısmı A kabında olurken bir kısmı da glikoz hücre zarından geçebildiği için B kabına doğru geçiş yapacak. Enzimler büyük moleküllerdir dışarıya çıkamayacaklar. O yüzden enzim bu A kabında bulunmaya devam edecek. Yeterli süre beklediğim zaman A kabında sükroz, glikoz ve enzim göreceğim. B kabında ise saf su ve glikoz göreceğim. Bu taraf daha yoğun olduğu için su bu tarafa doğru geçiş yapacak. Yani şu tarafta bir yükselme de söz konusu olacak. Uygun koşullarda hazırlanan yukarıdaki deney, deney düzeneğinde bir süre sonra olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. B bölmesinde sükroz ve nişasta hidroliz enziminin nasıl rastlansın? Sükroz geçemez, enzim geçemez bunlar büyük molekül. A bölmesindeki su seviyesi tabii ki ne olacak bir süre sonra artacak gençler yani bunu aldık. B bölmesinde glikoz ayıracı damlatılırsa renk değişimi gözlenir. Glikoz B kısmında bulunduğuna göre B'ye de glikozu belli edecek bir ayıraç damlatırsan tabii ki burada renk değişimi söz konusu olacaktır. Hangileri gerçekleşir'in cevabı 2 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma MEP örnek yazılı sorusu benzerine gençler. Bir hücrenin içerisinde %20 glikoz, %10 C vitamini, %40 su ve %20 protein bulunuyormuş. Hücre dışında da bulunanları oran olarak vermiş, bize neyi sormuş? Bu maddelerden her birinin hücre dışından hücre içine doğru taşınma şekillerini yazınız. Şimdi bakıyorum. Şu taraf benim hücre içi dediğimiz kısmımız olsun. Biz ne istiyoruz? Her zaman taşınmanın dışarıdan içeriye doğru gerçekleşmesini istiyoruz. O zaman hücre dışını da şu taraf olarak göstereyim. Taşınma da dışarıdan içeriye doğru olacakmış. Çünkü soru benden bunu istemiş. Hücre içine bakıyorum. Yüzde yirmilik glikoz varmış. Sonra yüzde on oranında C vitamini varmış. Onu da yazdım. Yüzde 40 oranında su varmış. Yüzde 20 oranında protein molekülünün taşınması gerekiyor. Bulunuyormuş daha doğrusu. Hücre dışına da baktığım zaman yüzde 20'lik yine glikoz olduğunu gördüm. Yüzde kaçlık 12'lik C vitamini varmış. Hemen onu da kondurdum. Yüzde 60 oranında su varmış. %10 oranında da protein varmış. Ben ne yapmak istiyorum? Hücre dışından içeriye doğru glikozu almak istiyorum. Glikoz küçük bir molekül. İki taraf birbirine eşitse tabii ki benim bu olayı gerçekleştirmem için enerji harcamam lazım. Aktif taşıma dediğimiz yöntemi kullanarak anca taşınımı gerçekleştirebilirim. C vitamini dediğimiz vitamin hücre zarından doğrudan geçebilir. Dışarıya atmak istiyorum yani %12'den %10'a göndermek istiyorum. Bunun için enerji harcamama gerek yok. Küçük moleküllerin çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşınmasına pasif taşıma ismini veriyoruz. Suyun dışarıya doğru gitmesi her zaman ozmoz kuralına göre gerçekleşir gençler. Protein molekülü rakam önemli değil. Ben ne yapmak istiyorum? İçeriye büyük bir molekül almak istiyorum. Büyük bir şeyi hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir şeyi içeriye almama endositoz ismini vereceğim. Hatta proteinler katı moleküllerdir. Endositozun da fagositoz dediğimiz şekli gerçekleşmiş olacak. Diğer bir soruma da bakıyorum. Aşağıda bir organelin bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre bu organelin adını ve hücre içinde aldığı görevleri yazınız gençler. İçerisinde çeşitli enzimler bulunur. i̇çinde enzim bulunan lizozom, peroksizom vardı. H2O2 katalaz sayesinde h ve oksijen, H2O ve oksijen tepkimesini gerçekleştiriyor. Tek zarlıdır. İçerisinde çok çeşitli enzimler bulunduran zararlı maddeleri zararsız hale getiren organelimiz tabii ki peroksizom organeliydi. Yukarıdaki özelliklere sahip organel. Ne işe yarayacak? Zararlı maddeleri, maddeleri bulundurduğu enzimler sayesinde zararsız hale veya daha az zararlı hale getirir yazabiliriz gençler. Bitki ve hayvan hücrelerinde de ...ortak olarak bulunuyordu... ...son sorumuza da... ...geliyorum... ...ribozomun faaliyeti sonucu... ...hücredeki protein ve su miktarı ile... ...PH'ın zamana bağlı... ...değişim grafiklerini çiziniz... ...ribozom organeline... ...baktığım zaman... ...en sayıda amino asit ...bir araya gelip de... ...protein sentezini... ...gerçekleştirirse... ...en eksi bir sayıda da... ...su açığa çıkıyordu protein sentezinin formülü bu şekildeydi. Ribozom faaliyeti artarsa hücrede bulunan protein miktarı artar hocam. Protein sentezi sonucunda su da açığa çıktığına göre hücrede bulunan su miktarı da artar hocam. Amino asit azalıyor yani asitlik azalıyor. Asitlik azalırsa pH artar. Hemen bunu da artar şeklinde göstermiş oluyorum. Hemen buradan da nereye geçelim gençler? Ödüllü soruya geçiyoruz. Hepinize yazılı da çok 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 başarılar diliyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.